bir dublör kullandı mı? Filmde bayağı bir ciddi atlama, zıplama, uçma, kaçma sahneleri var. Ya onlar benim için bulunmaz bir fırsattı, o yüzden kullanmadım. Kullanmadın. Kendini mi denemek istedin? Yani Ya hayır, ne şimdi zaman ölürüm diye. orada çok profesyonel bir ekip var. Yani bütün güvenlik önlemleri alınıyor. Ben de ayrıca böyle ekstrem şeyleri seven bir adamım. Neden denemeyeyim ki? Ama bir şey söylemişsin, o çok enteresan. Dublör geldi benim yerime ve dedim ki, demişsin, dublöre baktım. Ben niye atlamayacağım da bu adam atlayacak? Bu da bir emekçi. Hayır, öyle Bir değil. üzülmüşsün Hayır, falan. öyle değil. Çünkü şöyle bir şey. Yalan söylemişler O demek ki. dublör... Yok, öyle bir geliyor bize Ya ara sıra, yalan o dublörün haberler sete geliyor. gelmesinin Bir de benim sebebi... arkamdan da konuşmuşsun. Da, onu Öyle da mi? evet. Şaka söylüyorum. Evet, pardon. Ya o dublörün sete gelmesinin sebebi, sonuçta orada bir sahne var ve benim başıma bir şey gelmesin de, hani bir şey gelecekse onun başına gelsin gibi bir şey hissediyorum ben ve bu bana çok ters Saçma açıkçası. geldi. Saçma geldi Ama değil. dublörün işi bu. Yani onun Dublörün işi başına bu, gerçi eyvallah. ekmeğiyle oynadı. Şimdi hayır, şöyle bir şey. Adamın ekmeğiyle Teknik oynamışsın olarak gerçekten. yetersiz olduğum bir şey de tabii ki dublör kullanmak doğru. Ama orada hani güvenlik sebebiyle bir dublörün kullanılması, ben yani dublörle tanışırken açıkçası baya boynumu öne eğdim falan, abi hoş geldin falan oldum yani. Çünkü yani sen buradasın çünkü bana bir şey olmasın, aman sen de kendine dikkat et demek bana biraz çok Ya humanist burada gelmiyor açıkçası. haklı olduğu bir şey var. Bir oyuncu, yani filmde ne kadar çok gösterirsen, hangi sahne olursa olsun, seyirci o kadar inanacak ona. Yani bir oyuncu bu Tabii anlamda tabii. biraz ahlaklı da durmak zorunda. Yani ben bunu yapmam, şunu etmem şeyine girerse, Oynayabildiğin kadar evet, içinde yani oynaman lazım. olabildiğin kadar kendini de biraz zorlayarak, kendi sınırlarını da yukarıya çekerek seyirciye bu keyfi de yaşatman lazım. Bu çıta Şükrü de bayağı yukarıda. İlk Bayağı işi tabii ki. hiperaktif, ama biraz daha bağırsa ortalık ayağa kalkacak. Çok. Korkuyorlar mı etrafında senden? Yok ya. Yani korkuyor musunuz? Hı? Korkuyor musunuz? Bazen eli kolu savruk tabii Öyle mi? olunca Anlatsana biraz korkuyorsun diyeceğim. Nasıl yani. bir insan Şükrü? Ya genelde şöyle bir şey oluyor ya, bana makyaj yapılırken karavanda Evet. bizim Leyla kızcağız makyaj bağırmak zorunda kalıyoruz. Şükrü zıplama, Gizem'in gözüne girecek kalem diye falan. Çünkü o sırada o arkada böyle dans ediyor ya da zıplıyor falan. Ben sahneye girmeden önce Şarkılar bir şekilde söylüyor enerjimi oluyor. yükseltiyorum. Onun şey mi, o taktik mi? Yani o sahnede bazen çalışıyor tabii. Tango da yapıyor musun? Yani romantik tarafın da var. Tango çok güzel bir dans değil midir ama? Güzel. Hadi yap. Yani Ben çok severim. Hem kafes dövüşü yapıp da hem tango yapıp da ilk defa görüyorum. İşte zaten tek bir şekilde gitmiyorum. Yani o kafes dövüşü benim için bir spor. Evet. Tango ayrı bir şey. Sevgili Şükrü, bence geleceğin en yakışıklı jöne olacak. Vallahi. Yani şu anda belki de herkesi katlayabilir. Hani çok yakışıklılarımız var ya. Ama yakışıklı olmak sadece yakışıklı olmak yetmiyor. Bir de yetenekli olmak da gerekiyor. Sevgili İpek Bilgin, benim arkadaşım. Bayılırım. Biz aynı dönemde Ankara Devlet Konservatuvarı'nda İpek'le okuduk. Çok iyi bir tiyatrocudur. Evet. Çok iyi bir eğitmen. O nedenle galiba senin de eğitmenin İpek. İpek demiş ki, çok güçlü bir oyuncu geliyor. Evet. Sağ olsun. Vallahi de Öyle bir şey doğru dedim. demiş. Biz çok beğeniyoruz. Hatalarımı sevdiğim için olgunlaşıyorum diye bir lafım var. İnsan hatalarını severek olgunlaşabilir mi? Tabii ki eğer başarısızlıkların olmasa başarının bir anlamı kalmaz. Yani hata yapa yapa öğreniyorsun aslında. Kendini başarısız hissettiğin anlar oldu mu hayatında, ya da hangi anlarda onlar? Başarısız hissettiğimden ziyade keşke yapmasaydım dediğim anlar oldu. Ama onları da iyi ki yapmışım ki onlardan çıkardığım derslerle şu an olduğum insanım. O yüzden yani hata yapma hakkımı savunuyorum. Ve bunu Güzel da bir şey. seviyorum açıkçası. Harika. Bu beni olgunlaştırıyor diyorsun. O beyazlar ona Gerçek. ait bir şey mi? Onlar Gerçek değil mi? gerçek bir şey, evet. Bunlar hatalarından alınan derslerin beyazları Yok, mı? onlar tamamen genetik. Öyle mi diyorsun? Evet. Yani zaten hani buradan bakarsak 8 tane hatam Ya var. benim babamın saçları lisedeyken beyazlamış. Hem de bembeyaz. Burnunun, evet, yakın çeken Fahrettin. İyice yakından çek. Burnunun iyice dibine kadar gir Fahrettin. Ne varsa göster bize. Burnunun altında tam şurada bir iz var. Evet, onu genelde ilk bakanlar iz gibi değil de sanki burada... Sümük gibi. Onu söylememek için her şeyi ya. Abi ben ne söyle ki çıksın ya. Evet, çıksın. Heyecan abi. Diler, heyecan abi. Diler bundan kalkıyor çocuklar. Evet, evet. İşte bak, burada bir şey, burada bir şey. Bir de aynen söyleyince bu dizi yaşamaz. Evet. Ne?
O iz de bir yerden mi? Nereden? Ya o iz... abi bizim küçükken bir botumuz vardı. Böyle hani arkasına motor takıp gittiğim falan. Evet. Biz onunla adaya girdik. Adaya? Adaya vurduk. Adaya vurdunuz. Evet abi, koskoca denizde adaya çarptık. Arkadaş öyle ne kadar öyle küçük trajik bir adaymış öyle, da bu görmediniz yok, yani. Yok öyle trajikomik bir hikaye. Biz bakmıyorduk çünkü önümüze. Arkada gerçekten öyle bütün suratım benim paramparçaydı. Bir tek burası iz kaldı. Şimdi ben şeyi sevmem, böyle işte nasıl kadından hoşlanırsın, şudur budur gibi şeyleri sevmem. Çünkü o çok kişiye özel bir anlık da değişebilir. Öyle bir fiziki tarif vermek hiç de doğru değil. Ama senin hayatında yanına yakıştırdığın insanın iç özellikleri nasıl olmalı, onu söyleyelim. Merak eden güzel hanımlar da buradan kendilerine bir pay çıkarsınlar. Benim için espri anlayışı çok önemli. O en temel şey benim için. Ondan sonra yani birbirimizi yargılamamak, özgürlüklere saygı. Bilmiyorum yani, ben öyle çok ay sarışın olsun, ay esmer olsun, göz şöyle, ne bileyim vücut falan, çok öyle şeylere takılmıyorum. Güldürmesi lazım seni yani. Ya güldürmesinden ziyade ya başka bir aura, bir elektrik vardır ya, onun çok ismini koyamazsın. Zaten aşk dediğin şey büyülü bir şeydir ya. Öyle. Yani onun şimdi ben tanımını yaparsam o büyüyü yitiririm gibi hissediyorum. O yüzden onu hala da maddesel bir şekilde listeye dökmedim. Dökmeyeceğim. Sizin de öyle bir motivasyon olmalı. Çok alttan böyle zınk diye yukarı çıktınız ve artık zirvedesiniz şeref evet. meselesinde. Hı hı. O motivasyon nasıl geliyor sete? Ya tabii ki biz de şimdi reytingleri... Çünkü zor bir hikaye yani, zor bir gün, zor bir hikaye. Hı hı. İnsanla yapılmış İtalya'da, İtalyan hı hı. Uyarlamasıydı. Hı. Artık uzak yakın ilgisi yok. Farklı bir şey oldu. Evet, öyle oldu. Ya aslında ben şuna inanıyorum. Yani reytingde çıkan sonuçlar... Çok oyuncunun kaygısı olmaması lazım. Çünkü orada hakikaten bir ekip işi var. Hı hı. Orada yönetmenlik var, müzik var, kurgusu var. Yani var oğlu çok var. Çok enstrüman var. Çok fazla var. Ama işte bazen hani oyunculara yükleniyor bu durum. Hı hı. Yani çok oyuncunun kaygısında olmaması gereken bir durum. Yani biz evet, reytingler tabii ki bizi motive ediyor. Ama çok da fazla takılmıyoruz açıkçası. Yani biz hı hı. tamamen oyunumuza bakıyoruz. Yani dramamıza bakıyoruz. İşimize bakıyoruz. At bakayım çocuğa. At bak. Dur Şükrü, şöyle gel. Gel gel gel. Şöyle yandan böyle falan. Oo oldu. Uzaktan baskı. Bir at, bir şey olmaz. Yanmayız biz. Şükrü hemen kaç çocuğum. Bizi. At ve kaç. At, tamam bravo bak. Bravo sana. Baba bayağı sıçradı. Çok kaçmasan sıçradı. Yani. Yo yo, ben yakmayız seni. Merak etme, biz de yanmayız. Yepyeni adamlar işte. Şükrü. Şükrü daha önce ne yapıyordun sen abi? Biz seni nerede biliyorduk mesela? Kaleci abi. Muydu? Daha önce uçurumda oynuyordum. Uçurumda. Evet. Ondan önce de bir günlük dizim vardı. Okul ne senin? Tahsil ne? Okul Ege İşletme aslında. Ege İşletme. Evet. Oradan sonra ben zaten küçüklükten beri istiyordum oyunculuk yapmayı. İşte İzmir'de Müjdat Gezen'den eğitime başladım. Ondan sonra İstanbul'a geldim uçurumla birlikte. Özel dersler aldım. Sonra Kraft Tiyatrosu'na gittim. Derken şimdi yani biraz tiyatrodan ilerliyorum. Şu an oyun atölyesindeyim. Ama tabii çok yakışıklı bir adamsın. Bunun büyük bir artısı oldu. Yani bu işe girince yani, hoş bir durum oldu. İlk seferde evet çalışıyor ama ondan sonra yavaş yavaş altını doldurmazsan bir yere evet. gelemiyorsun. Senin derecen var değil mi Berk? Sen nesin yani? Nereden derecen var? Sen nesin? Sen nesin? Sen... Böyle bir adam var. Ne? Böyle bir adam dedim nesin deyince. Derecen neydi? 2003'te Best Model olmuşum. 2003'te Best Model. Gizem sen? Ben de 2011'de. 2011'de? Şimdi öyle gidiyorsun. Ne oldu? Best Model. Yok, ikinci Türkiye güzeli. İkinci Türkiye güzeli. Ha, Türkiye ikinci güzeli. Evet. Sen Şükrü? Ben hemen şuraya doğru devredeyim. Senin derecen yok mu Şükrü? Yok. Yok. Ben kaleciyim değil mi? Çıkayım mı? Hiç derecen yok mu senin bir yerden? Bir Türkiye güzeli. Abi ilkokulda yüzme derecem var. O nasıl abi? İstersen onu söyleyeyim sana. Yok abi, yok. Ben hiç girmem. Lisede? Evet, üniversite değil, lisede. Lisede, sonra? İşte benim arkadaşlarıma gidiyor, soruyor. Ben okula sonradan gelmiştim. İşte ya bu çocuk kim ya falan diye. İşte arkadaşlarım diyor ki, o işte Şükrü diyorlar. Şükrü mü? Hıh, isminden kaybettiği. Basıyor gidiyor. Basıyor gidiyor. Şimdi ben de böyle şeylere çok takıldım. Hatta bununla bir sene boyunca makarasını geçmişti. Kız bir pişman olmuştu. Yani şu an komik, yani o zaman da komik karşılamıştım. Şu anda da komik karşılıyorum. Benim için güzel bir anı bu. Hiç o zaman da yani yaralanmamıştım. Böyle depresyona girmemiştim. Hocam. Seninle soramadık. Film hakkında biz uzun uzun konuştuk ama ben bir soru sormuştum. Dedim ki filmi tutarsa, yani ben çok iyi gizli pardon, tutarsa millet neresinden yakalar diye sordum. Sence? Ya bence kesinlikle hikayeden yakalarlar ya. Hikayeden. Çok kuvvetli bir hikaye çünkü. Yani bütün karakterlerin birbiriyle ilişkileri yani çok güçlü. Evet, dizideki de tek en iyi ve tek karakter sen kaldın herhalde yani.
Yo hayır, Kübra Karak Burcu'nun ama evet aslında öyle bir şey yok ya. Evet. Yani zaafı olan şeyler vardı. Keskin yerleri yok ama. Aynen. Ama yani temelde hani iyi olarak gözüken en azından hani Emir'in daha dizdeki kadınların Yasemin'in, Şıkla'nın, Burcu'nun ne yaptığı daha ortaya çıkmadığı için söylüyorum, evet, yani hani çıkmadı, ondan evet dolayı söylüyorum. İlk bölüm genelde hep zordur ya Beyaz. Evet. Genelde hikayenin çatısı anlatılır. Karakterler tanıtılır. 1 saat 58 dakika ilk bölüm. Ne yapalım? Yani doğru. Hayır. İsteriz ki 60 dakika olsun. İyi yapmışsın. 1 saat 58 dakika ilk bölüm. Dizi ve sinema filmini karakterleri çıkartmak açısından biraz farklı oluyor. Yani dizide ilk 2 bölüm 3 bölüm senaryoyu okuyorsun, sana bir karakter analizi veriyorlar, ondan sonra ne olacağını bilmiyorsun. Yani sonu olmayan bir yolculuğa çıkıyorsun ve yolda başına neler geleceğini bilmiyorsun. Yani sen karakteri anlamaya çalışıyorsun, seyircinin önünde bunu yapıyorsun aslında. Ama sinema filminde ise başı belli, sonu belli. Yani onun yolun belli. O yolda istediğin sapaklara sapabilirsin. Orada biraz daha özgürleşiyorsun tabii ki. Ve biraz daha işin gerçek sanatsal, gerçek oyunculuk kısmına girebiliyorsun. Ya o açıdan böyle bir karakteri sinemada oynamak tabii ki daha büyük bir haz. Yani dizide olsa evet oynardım dedim ama belki de bu kadar iyi oynayamazdım. Bu kadar belki değil. Yoğunlaşabilmek... Yani bu kadar yoğunlaşamazdım tabii ki. Çünkü dizilerde oynadığın karakterin bütün detaylarını bilmiyorsun. Yani Zarok'ta ben Zarok'un üzerine çok çalıştım, çok girdim. Sağ olsun Özcan da çok iyi yardımcı oldu. Yani çok kaybolduğum yerlerde o da beni çıkarttı. Yani bayağı ben derine girdim Zarok'un. Rüyalarını yönlendirmek gibi bir kabiliyetin gerçekten var mı? Yoksa hani seninle röportaj yapan arkadaşın yemek için mi söyledim bunu? Yok yok, o bir süre vardı öyle bir şey. Ne yapıyorsun? Şu an yorgunluktan çok hatırlayamıyorum ama yani evet öyle bir şey oluyor bana. Bayağı bildiğin kamera açılarını yerleştiriyorsun. Gerçekten bende mi oluyor? Kimse de olmuyor mu? Yani ne? Nasıl yani, ne demek istedin? Ya bir rüya görüyorsun. Rüyada olduğunu fark ettikten sonra bayağı Inception gibi istediğin şeyleri yaratabiliyorsun. Ve bayağı kamera rüya halindeyken mi bu? Rüyadayken. Ha, belki bayağı o aralar uyanıyorsundur. Hani bende de bazen şöyle olur. Çok güzel bir rüya görürüm. Hani bir şeyden, ben çünkü tavşan gibi uyurum. Uyanırım ve kaldığım yeri hatırlarım, oradan itibaren hadi bir daha diye uyurum ve oradan ya devam ederim. Oradan devam edebiliyor musun? Ben edemiyorum oradan. Şey. Yok, benim dediğim başka bir şey oluyor. O kesintisiz de o ara verme. Alaska Frigo arası yok yani. Yani devam ediyor. Evet yani hiç olmuyor mu size? Yani ben bilmiyorum. Sadece bende olması gerek. Yani ben bazen hissediyorum gerçekten rüyada. Şu anda kendini çok yalnız hissettin değil mi? Evet, bizde olmuyor. Bizde olmuyor. Bunu acaba nerede değerlendirsen? Onu düşünüyorum şu an. İsminle ilgili şöyle bir tweet atmışsın. El kadar bebeğe Şükrü diye isim mi konur baba? Ne yaptın sen? Dağ diktin Allah önüme. Allah seni kahretmesin. Attın mı böyle bir tweet? Çok eskiden ya, onları silsem keşke. Silseydin ya Cem Yılmaz bu bütün tweet. Değil mi ya? Silseydim keşke. Evet, o öyle bir tweetim var. Evlatlıklar red direkt değil mi? Evet, öyle bir tweetim var. Tabii şimdi Şükrü isminin imajı Şükrü Bey amcadır değil mi? Zaten evet, benim dedemin de ismiymiş. Allah rahmet eylesin. Yani nispeten Şükrü ismini olan imajı bir şekilde, yani o öngörüyü bir şekilde kırabilirim herhalde.